Bize kaldı Date Night'tan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve bugün yanımızda yine yeni konuklarımız var. Benim yanımda Hasan var. Senin yanında kimler var Feza? Benim yanımda da birbirinden güzel 3 tane hanımefendi var. Hepsi gerçekten çok zor Hasan'ın işi bugün. Sizler ne oldu? Bir şey dedi. Bana hiç iltifatta bulunmadın. Ha, sen bulunmamışsın. Olmaz. Ama yani daha... Dur, ben geleceğim, sana da iltifat ben tamam. Ben bu videonun yavşağı olacağını hiç merak etmeyin, tamam mı? Yok, bir daha söyleyelim, tamam. Tamam, okay. Hasan biraz övgü almayı seven ama bir arkadaşımız biraz anladığım, evet, kadarıyla. Doğru. Hasan'a tabii ki kendini tanıtacaktır birazdan ama yani çok yakışıklı, böyle boylu poslu, kaslı. Çok teşekkür ederim. Bak, spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Evet. Daha fazla detay da vermek istemiyorum, çok da spoiler vermeyeyim yani. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi kızların aklında bir fikir oluşması için bir de mesleğini öğrenebilir miyiz acaba? Öğrenemeyebilirsiniz, bilmiyorum. Ama ya üstü kapalı söyleyebilir özel belki. Özel bir şirkette çalışıyorum. Özel bir şirkette çalışıyormuş. Vay Hasan, yakışıklı, kaslı ve özel bir şirkette çalışıyor. Aynen, havalı bir arkadaşımız. Kaç yaşındasın Hasan? Ha, yaşını sorabilirler, evet. 37'yim şu an, tam bir ay sonra. 30... 3 ay sonra 38 olacağım. 38 olacak. Bunu keseriz, kurguda 25 yaparız. 25 yaşında, 25 niye? Yaşında. Hasan 25 yaşında. Ama niye erkek bir zaten bir daha doğru, büyük geç olmalı. Olgunlaşıyor erkekler, doğru söylüyorsun. O zaman ama şimdi ben... 27 göstermiyorum. Felix evet, bu arada Hasan bayağı 27 gösteriyor. Hasan iyi. Hasan'ın gideri var her türlü. Aynen şimdi, Hasan. Ben alıyorum artık sazı elime. Kızları tanımak istiyorum çünkü. Sen sazı al eline. Tamam. Anladım ben ne diyeceğini de. Allah ahlaksız köpek. Onu söyler miyim ben? Şimdi sol baştan yarışmacılarımızı tanıyalım istiyorum ben. Mikrofonu vereceğim. Kendinizden kısaca bahsederseniz çok mutlu olurum. Bir tamam numara yani. Bir numarada, evet. Buyurun. Sol baştan bir numara. Ben Buse. Evet. 28 yaşındayım. Çok güzel. Make-up artist. Ne? Bir de meslektaşız. İnanamıyorum. Sanki hiç tanışmıyormuşuz gibi davrandım bu arada, değil mi Buse'ye? 28 yaşındasın, evet. Make-up artistisin ve İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Şahane. O zaman ikinci yarışmacımıza geldik. Ben Ayça. Evet. 21 yaşındayım, öğrenciyim. Üniversite 2 öğrencisiyim. Peki ne ve okuyorsun? Lojistik okuyorum. Allah! Amazon Prime'de hemen işimiz hazır şu an. Geldik diğer üçüncü yarışmacımıza. Üçüncü yarışmacımıza. Ben Zelal. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü okuyorum. Allah! Covid gerçek mi değil mi? Ben onu söylemişsin. Ya gerçek gidiyorsa. Ya. O Allah kadar da değil arkadaşlar. Tamam. Bir dakika. 3 numaranın ismini ben duymadım. Zelal. Hepsi biraz daha yüksek sesli alabilir miyiz diyor bir de Hasan. Ay, Hasan'ın istekleri bitmiyor. Daha dur, ismi ama gerçekten sormadık. Buraya biraz duvardan dolayı bir ses problemi oluyor burada. Doğru. Zelal'den ben birazcık kısaca bahsedeyim istiyorsanız. Evet. Size. Tamam. Böyle konuşalım. Zelal efendim moleküler biyoloji okuyor. Diyor ki yani ileride hastalanırsınız, maslanırsınız, kafama geleceksiniz köpek gibi diyor. Peki yaşını anlamadım. Ne diyor, demiyorsun? Ya, yaşını duymadım. 21 yaşındayım ben. 21 yaşında, gencecik. Bir numara 28'di. Evet. Diğerleri 21. Evet, 3 tane şahane güzel genç kızımız var burada. Uzatmadan tamam, Hasan'ı biraz daha yakından tanımanız için bakalım neler soracağız, neler yapacağız, hangi soruları hazırlamış size. Hazırsanız tamam, hazırız. Bize kaldı Date Night Show başlıyor. Sizi nereye götürsem daha çok hoşunuza giderdi mesela. Mekan. Bir numaralı yarışmacımız cevap veriyor buna. Bu arada herhangi bir aktivite olabilir. Her şey olabilir. Aynen. Hasan flörtöz bir herif. Ben anladım bunu. Bu böyle İlk şeyi sonra. Kovalıyor. Güzel bir soru. Evet evet. Grupanya'dan böyle şeyi kovalıyor böyle. Hani aksiyon işte bilmem ne. Şuraya götüreyim kız arkadaşım falan gibi. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Bir numara cevap versin, evet. Yani biraz sessiz bir restoran, kafe gibi bir yere ki birbirimizi tanıyabilelim. He, anladım. Yani konuşabilelim. Mantıklı. Doğru söylüyorsun. Yani sinemaya gitsek konuşamayız. Olmaz. Sinema zaten olmaz bir kere yani. Her şeyden önce çok da... karanlık şey. Ben sevmem öyle. Hele de arkaya oturuyorlarsa asla sevmem. Ne o? Kim cevapladı bu soruyu? Bir numara cevaplıyor yani, şu an. Yani? Yani restoran, kafe, konuşabileceğimiz, birbirimizi tanıyabileceğimiz bir yer. Evet, evet. Buse. Duymadın aynı. İki numaraya geçiyoruz evet. O zaman. Bence böyle kalabalıktan uzak, sessiz, sakin bir yer olması şahane. Gerekiyor. Ama neresi mesela? Yani restoran, ikimizin baş başa kalabileceği, konuşabileceği bir yer. Diyorsun ki kapatırsa restoran daha da bir gözüme evet, girer. Evet, kesinlikle. Anladım. Aslında aynı cevap gibi geldi evet, değil mi? Evet, evet. Peki bir aktivite falan istemez misin? Atıyorum mesela aldı sizi arabasıyla götürdü, kamp yapacaksınız. 4x4 jipler çıkıyor, çamur içindesiniz ama mesela. Öyle bir aktiviteye de okey misin? Okeyim, macera severim. Maceracı bir işte hanımefendi. Evet. Önceki mesela programımızda çocuklar ne kadar öküzdü. Bak kızlar çok öküzdü. Çocuklar hepinize selam. Hıdı dövdü yani. Samet, Mami, Ufuk. Abi neydi öyle? Olmaz o. Yok. Bak kızlarına güzel cevap veriyorlar. Öyle değil mi Kerim Bey? Hepsi çok tatlı değil mi? Hepsi çok tatlı. O zaman şimdi sen cevap hazırladın mı? Düşündün bu sırada. Bak bir sürü süre. Ay, çok normal. Ben çok normalim herhalde. Ben kafeye gitmek istiyorum ama Beşiktaş özellikle. Beşiktaş'ta evet. Ne var? Ya Beşiktaş çok seviyorum. Orada mı oturuyorsun? Hayır, orada oturmuyorum ama atmosferi çok güzel. Akaretler, makaretler. Akaretler evet. Akaretler kızı değilim.
Bakın ama, sen Beşiktaş, evet, cool, öğrenci cool kafası. Aynen öyle. Yiyelim içelim, kimseye de diyorsun, evet, zararım olmasın. Herkes ödediği şey, yediği şeyi ödesin kafasında mısın? Yok, niye o kadar da değilim ya. O kadar değil. Şimdi, o kadar ay, benim böyle bir anım var bu arada. Ya, nasıl? Biraz anlat, ya hadi. Ben şöyle, ilk flörtümü, yani çıktığımızda ilk gün, ben işin olmayacağını şöyle anladım. Hı-hı. Çocuk benim hesabımı ödemedi. Ohası. Direkt dedi ki ayrı ayrı ödeyelim. Ondan sonra görüşmeyeceğimizi anladım erkek zaten. Ödemeli, İlk ödemeli. Yemekte ayrı ayrı hesap, evet, ödemek istedi. Çok tam kötüydü. Bir dakika. Buradan da söylüyorum. Ben tam girecektim. Girmek istemedim diyor. Hesabı ilk kime ödemeli? Hesabı kim ilk ödemeli? Kim davet ya, ediyorsa ilk ödesin. İlk konuşmada erkek ödemeli. Hı-hı. Kesinlikle %100 olarak erkek ödemeli diye düşünüyorum. Ama sonraki buluşmalarda kim buluşmak istiyorsa önceliği ona veriyorum. Evet. Ama tabii hiçbir şey yapmadan duramaz. Olmaz, öyle olmaz. Hayatın üstüne görmediniz mi? Dolar olmuş, euro olmuş, ne kadar Allah... Ama yani ilk buluşmadan da bir şey diyeceğim. İlk buluşmadan da yani bir zahmet erkek ödesin tabii ki, ilk buluşmayı da. Sonra... İlk ya kim davet ediyorsa, kimin parası varsa o ödesin ya. Okey de. Oğlum, sen öde, manyak mısın, neysin? Bu kadar değil, çalışan adamsın yani. Tamam, hadi sıkıldım bu sorudan. Başka soruya geçelim. Tamam. Evet, madem bu kadar sessiz sakin bir yer seviyorsunuz, o zaman biz aynı evde yaşamaya başladığımızı hayal edelim şu an. İlişkiye başladınız. Hızlı mı bir şey? Yok, hayır, çok güzel. Bence herkes bunu istiyor. Tamam, ikinci gün biz aynı evde yaşamaya başladık mesela. Yuh. İkinci evet, gün yıldırım aşkı. Mesela... Ben yemek yapmayı ya da ev işleriyle uğraşmayı pek sevmiyorum. Ben de nefret ediyorum. Diyelim. He. Evet. Diyerek arkadaşları kötü bir izlenimde bırakmayalım. Bu durum bizim ilişkimizi etkiler mi? Yani ne düşünürsünüz bu konuda? O zaman bu sefer değişik bir şey yapayım. İki numarayla başlıyorum cevap. Hadi bakalım. Ayça'yla başlıyoruz. Evet. Yani aynı evde yaşıyorsak yapamam diye bir şey yok bence. Her şey birlikte yapılması gerekiyor. Öyle yani, ortakla şey yapacağız. Her peki şeyi. Atıyorum sen yemeği yaptın diyelim. Hasan bulaşıkları yıkadı. Olur mu böyle bir şey? Olur. Tabii ama ki Hasan olur. Ondan bahsetmiyor. Ben hiç sevmem diyor. Yani hiç yapmam gibi almadım, hiç öyle mi? Hiç sevmeyecekse annesinin evine gitsin diyorum. Üç numara. Ben ilk başta elendim. Nasıl? Benim üç tane abim var. Aynı eve çıkıyorum. Bakıyorsun öyle yıkamak, bir kere de gül ya, ellerimi doldur. Ay zaten burada gırgır yapıyoruz bu arada, evlilik programı değil, bir şey değil yani. Tabii canım. Yok yok, şaka yapıyorum. Buradan nikah tarihini geçmiş. Tabii, buradan şey yapacak. Ya şöyle, eğer yapmazsa sonuçlarına katlanır. O yemeği ben yaparım, ona da zehir olur. Çok beceremem o işleri dair. Kötü mü yemek yapıyorsun ya yani? Ya kötü yemek yapıyorum ama özellikle bir kötü yaparım yani. Bir daha bana yaptırmasın falan. Ha, diyor ki özellikle daha da kötü yaparım ki bir daha benden yemek yemek istemesin diye diyor. Yok, yapamam. Bu, hepsini yıkacaksa benim başıma diye. Şimdi buradan zaten karakter, bu cevaplarla bir karakter, karakter oluşturup bir persona madelikler yapıp onu seçeceksin. Tabii. Geldik bir numaraya. Yani ben hepsini çok iyi yaparım da benden önce ne yapıyordun diye bir sorarım yani. Sen hayırdır diyor yani. Niye bütün her şeyi ben yapıyorum? Çok aşık oldun de bana ama işte sen. Ama yani mesela diyorsun ki bana ya lütfen sen hiçbir şey yapma, ben her şeyi hallederim diyorsun. Buse çok aşık oldu, öyle düşün. Evle alakalı yani. Sadece. Evle alakalı. Başka bir şey istemiyor bu çocuk ya. Yani hayatının aşkıyla karşılaşmış gibi düşün mesela. Ama bunu diyor yani. Yani yaparım da bir yorulurum belli bir süre sonra. Ya bir yere kadar yaparım diyor. Bir yere kadar yaparım, tamam. Bir yardım beklerim illa ki bir yerde. Alırım yorulurum. Haklı olarak. Ne yapsın kız her gününü? Haklı bir yere kadar yapar. Bir şey söyleyeceğim, bu evet. Çapkın biraz ha. Kim haberiniz çapkın olsun. Değil artık. Doğru söylüyor. Çapkın ama birazcık. Öyle mi? Nereden hissettin? Yani, problem değil ya, o yorgunluk giderilir falan. Çapkın gibi şeyler söylüyor. Evet. Yeni soru geliyor. Mesela şimdiye kadar erkekleri etkilemek için söylediğin en iyi söz neydi? Mesela ya da bana da bunu söyler miydin? Seninle flört ediyor. Çok da hoşlandın Hasan'dan, gördün bari. Bir erkeğe yapabileceğin en güzel iltifat nedir gibi mesela bir şey. Mesela şöyle bir şey söylesem seni kesin elde ederim ya da demiyorum. İlgini çekerim gibi bir şey diyebiliyor musun? Genelde bir şey söylememe gerek kalmıyor ama. Herhalde yavrum. Bir numara. Buse. Buse iddialı. Ya iddialı güzel bir şeydir ama. Yani bir şey söylemek gerek Aslan yok. Aslan Burcu'yum. Ona bok zehirli işte, bunu atmayın artık. Ben de. Ben sen kız bunların hepsi Ağustos Eylül mü aldık? Ağustos Eylül. Bir dakika, Hasan bir şey söyledi. Daha burçlara girmedik. Daha burçlara girmedik. Yavaş şeklinde. Sen diyorsun ki yani benim bir bakışım yeter zaten, bir şey yapmama gerek yok. Öyle. Okey. O zaman bir numaradan cevabı aldın Hasan. Evet, benim iki numara. Ama gerek yok dedi. Ben rüyamda seni gördüm diyorum. Evet. Ve olmayan rüyamı bir saat boyunca anlatıyorum.
O da meraklanıyor. Bu rüya işi hala çalışıyor mu? Hala. Senin her gün. Evet. Ben çok eskide kalmışım o zaman. Evet, 3 numaradayız. Zeler'deyiz şu an. Ya şöyle biraz bilimsel yaklaşacağım buna da. Hadi biraz yüksek ama ne olursun Zeler. Tamam. Hadi birazcık yüksek. Heyecan bitti Zeler, ne olursun ya. Moleküler yaklaşıyor. Ya şöyle moleküler. Koku duygusu, yani koku duyusu hafızada çok yer edindiği için direkt şey diyorum, yani ne kadar güzel kokuyorsun diyorum. Veya işte kendim en güzel parfümü sıkıp gidiyorum falan. Orada asla unutulmuyor yani. Bak bravo. Seçkinciyim. Evet. Duydunuz mu Zeler'i? Çok iyi duyduk. Hatta çok iyi duyduk. Hatta yazdık buraya. Bir kenara da not ettik. Evet. Yeni soru geliyor. Beğendiğiniz erkek tipi, yani sarışın, kumral, esmer, fiziki özellikler nelerdir acaba? Ve hangi burç olsun mu Hasan? Ya karakter analizine çok girmek istemiyorum şimdi. Ama burçları da söylesinler. Tabii ki burçları söylesinler ama fiziksel olarak mesela nelere dikkat ederler? Neler onlarda ilk böyle hemen ilgi çeker, dikkat çeker? Ben esmer erkek daha çok beğeniyorum. Hı hı. Nasıl? Esmer erkek. Uzun boylu olursa bir de mesela mümkünse... ne kadar uzun boy? Ya 1.80. Benim mesela 1.70 sen diyorlar. Ben 1.82'yim mesela. 1.82 senin için yeterli mesela, okey mi? Evet evet. Yani. Başka? Yani temiz olursa eli, ayağı, şey, bayağı yüzü. Bayağı bakalım, inanamayacaksınız. Yani benim için de onlar çok önemli. Bir de çok güzel kokması lazım. Yani Buse diyor ki benim temiz için... Temiz olsun, uzun olsun. Benim olsun diyor. Evet. Evet sayılır. Ayça da şimdi sıra. Ben kumralın olmasını isterim. Kumral. Evet kumral olsun. Kumralı bir açıklayabilir misin? Kumral mesela nasıl kumral? Kumral nasıl oluyor? Yani buğday tenli. Heh. Saçı sarı değil. Çok anladım. Siyah da değil. Ve benden kısa olması mümkünse. Olmasın. Uzun olsun evet. He, olma. Ben kısa de kısa olmasın. Olsun anladım. Yok benden uzun olsun ne kadar olursa olsun. Anladım, tokatlamak için istiyorsun zannettim. Ben de kısa olsun diye. 3 metre de olur. Dişi peki. Temiz olsun, eli ayağı düzgün olsun, temiz olsun kızların yani. Kızların kriterleri çok düşmüş arkadaşlar farkındaysanız. Ağzını yıkayan, elini yüzünü yıkayan okey diyorlar yani. Peki Fizicim boyu kaç bu senin? Buse'cim boyun kaç? Şimdi benden uzun olsun dediği için o boyu öğrenmemiz gerekiyor. 1.73. Hasan yine karıştırdı bizi. Bu arada Buse geçti şu an Ayça konuşuyor. Ayça'cığım senin boyun kaç? 1.65. Duydun mu Hasan? Evet Ayça 1.65. Evet Buse sen kaçsın? 1.60. Güzel güzel. Ariana Grande gibi. Şimdi herhalde sıra 3. yarışmacımız. Evet. Ben yakışıklı olmasın da ne olursa olsun diyorum ya. Nasıl çünkü, yani? Ya çünkü arz talebi çok olan erkeğin derdi de çok olur. Ha. Yani. Ben çıkıyorum o zaman. Dur. Yok yani. Yakışıklı da göreceli bir kavram. Yani. Doğru. Yani Brad Pitt'te değilsiniz. Her şeye Brad Pitt diyorum. Yok çocuk gerçekten hoş bir çocuk. Ama idare mesela, eder değilim. Hayır. Yani çapkın gibi geliyor bana mesela. Allah Allah. Ben şey yapamadım onu. Aa. Ama sen diyorsun ki temiz koksun. Evet temiz koksun ayrı zaten. Yeter. Bir de gözler çok önemli. Anlamlı bakınca bana dünyanın en yakışıklı erkeği gibi geliyor. Ha. Boş bakmasın yani. Sen nasıl aslansın kız? Onu kim söyledi? Ama mal gibi bakıyor bazıları da dayanamıyorum. Doğru söylüyor aslında. Sapyoseksüellik var biraz. Ay. Herkes sapyoseksüel. Yine bana geldi gördün mü? Kimse köpleme sevmiyor. Kimse kas sevmiyor. Kol sevmiyor. Yok gerçekten sevmiyorum. Böyle... Okey doğru olabilir bu arada. Şaka yapıyorum. İşin gırgırındayız. Hasan'cım aldın cevabını. Aldın. En son o sapyoseksüel arkadaş hangisi? Zeler. 3 numara. 3 numara. Ne oldu? Etkilendin mi? Cevaplar bile. Evet. Fark ettiniz galiba. Ben de fark ettim. Evet, daha böyle birazcık böyle içine gidiyor konu. Sırada hangi soruyu sormak istersin? Işte, Zeler senin boyun kaç bu arada? 1.73. 1.73. Zeler 1.73. Hasan'ın boyunu öğrenmek ister misiniz? Tabii. Evet ya. 1.68 benim de. Kaç santim? 1.60. 1 metre 60 kaç oluyor? 1 metre 68 santim. Santimetresi mi? 1.681. 1.84 benim boyum. 1.84. Aynen 1 metre 84 santim olmuyor mu kardeşim? Aynen. Daha mı uzun duruyorum? Ben daha uzunum. Bir ayağa kalksana. Gel kalk. Ben 1.86'yım çünkü. 1.84. Tamam gelmeyeceğim. Tamam ben. Ben 1-2 santim kısa değil mi? Omuzdan bakıyoruz. Ha? Evet tam 2 evet, santim tamam. Var. Yani ben bir, tamam size. Doğru söylüyormuşsun. Bunu da teyit etmiş olduk. Tartı da gelecek. Yok tartı yok. Kilonu sormadılar henüz. Oraya tartı gelecek. Ama zaten bize istiyor musun kilolarını öğrenmek? Tamam. Çok kabalık olacak bu ya. Bence de dikkat hiç et. Hiç yok öyle bir şey. Ya, ben öyle bir şey sormadım. Fiziksel özelliklerinden bahsedeceksin. Hayır ben burçlarını öğrenmek istiyorum. Ha burçlarını. Ha okey. Burcunuz zaten söylediler oğlum. Şey. Buse aslanım dedi. Ayça başağım dedi. Zeler de aslanım dedi. İki aslan bir başak. İki aslan bir başak. Evet. Bir ile üç aslan iki başak. Senin burcun başak mı? Sen? Benim mi? Evet. Benimki en iyi erkek burcu. Neymiş? Arkadaşlar cevaplasın. Kendilerine en iyi erkek akrep. Hangisi? Terazi. Önce onlar cevaplasınlar. Evet sence burcun ne Hasan? Ben hemen böyle bir medyum koleye. İstedi şu an. Hayır mesela onlar için en iyi erkek burcu ne mesela onu soralım. Hmm, mantıklı. Yay ya bence. En iyi erkek burcu yay kaç yani yay ama... Kaç? Yay.
Yaydan kaç diyor? Ya çok erkek yayı ne bileyim ya. Yükselenim yaya. Şey İyi oluyor ama. Öyle mi? Yani, evet. Hem evet. Kaç diyor hem yükselenim yaya. Ayça sence? Bence de terazi ama Hasan'ın burcu kesinlikle boğa. Öyle mi diyorsun? Evet bence boğa burcu yani. Zeral sen Sevin sence nedir burcu? Ya bence burcu yengeç de benim için en iyi erkek oğlaktır ya. Oğlak mı? Evet i̇yi, çok oğlak iş güzel yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Bilmiyorum. Zeral tam oğlak hem dedi şey dedi yakışıklı olmasın dedi. Evet. Hem de evet. Oğlak dedi. Çok örtüşüyor yani söylediğim. Peki ama bir tanesi de bu arada aralarından biri evet. De burcunu tutturdu evet. Hasan'ın. Ben boğa burcuyum. Terazi. Boğa burcu Ayşe dedi. Boğa burcu. Ayşe işte bir tebrik ediyorum. Bir dakika. Allah aşkına bana buradan çıktıktan sonra bir kahve falı. Ne olursun. Yalvarıyorum yani. Şimdiki bu soruyla bir kişiyi aramızdan ayırmak zorunda kalacağız. İki kişiye ineceğiz. Bu soruda evet. Biri gidiyor mu? Biz bu sorudan sonra biri gidiyor Pezi. Bir şey diyeceğim be. Bu soruyu da sor. Gitmesin de be. Oğlum çok güzel kızlar lan. Ama ne yapalım forma? Doğru. Sabaha kadar soru mu soracağım? Peki doğru bir kere yine formatı benim için değiştirelim. Ne istiyorsunuz? Ne bileyim anlamadım. Herkes. Daha yeni başladık formatı. Ben dün yazdım onaylattım. Acun ya. Acun. Yok ya. Yüzyılların formatı bize kaldı diye. Şöyle bence şunu soralım. Evet. Evet ben de orada mıydın tabii. Arkadaşlar bu soruya birazcık böyle detaylı cevap verirse sevinirim. Çünkü zaten birisi için son soru olacak herhalde. Maalesef. Hasan'daki güvene bak. Zannedersin şey. Ben yönetiyorum sanki. Evet evet Hasan maşallah biz yere kalmadı. Ben sevdiğini çok kıskanan biriyim. Kıskanç biriyim. Ama kıskanılmayı sevmiyorum. Mesela özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Bu da benim kırmızı çizgim. Sen benim için tüm telefon şifrelerini sorgusuz, sualsiz verir bana verir misin diyorsun. Bu nasıl soru lan? Oğlum deli misin lan? Hem kıskançlığı sevmiyorum hem de ben çok kıskanıyorum diyorsun. Hem... Var böyle psikopatlar. Bir de şifreleri istiyor. Bir de telefon şifresi istiyor. Ama kendikilerini vermiyor. Benim telefonum yok. Nasıl Allah yani? Allah. Dumanla mı haberleşiyor? Yalan lan bunu. Bunun gizli telefonu vardır şeyde. Arabasının torpidosunda. Gizli telefon mu diyorsun? Ha. O zaman bir numaradan başlıyoruz şu an. Merak ettim cevaplarını. Buse. Cevap şifremi Buse. Verir miyim ben? Yani telefon şifrelerine çok aşıksın. Çok evet. Da aşık oldun. Ama bu da kıskancın manyağın teki. Neredesin şey diyor ama. Kendine karıştırmıyor ama seninkini merak ediyor ve şifreni istiyor. Veririm ya benim sakladığım, gizlediğim bir şey olmaz helal genelde. Olsun. Bir şey olursa da ama, söylerim ama zaten. Ama sakın böyle bir manyak çıkarsa asla böyle bir şey yapma. Ne demek ya ben önce kıskanacağım ama yok o ben onun telefonunu istiyorum. Yok ben kıskanırım zaten de. Ama şifremi de veririm çok. Yani. Şifremi veririm. Peki karşılığında ister misin şifreyi? Şifre sen. Yok ben yakalarım zaten. Ha, bir şey bulacaksan ben onu sana şifrene gerek kalmaz şifreye diyorum. Şifreye gerek yok. Çok iyi bir cevaptı bu arada. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bravo. Evet, ben de beklemiyordum. Evet. Evet şimdi Ayça'dan cevabını alalım. Ya ben kıskanılmayı çok severim. O yüzden her şeyimi veririm yani şifre olarak. Kız bu kızlar. Ya bunlar iyice. Ya Rabbim inanamıyorum. Yani. Gerçekten mi? Evet. Ah. Kuşum benim. Bir de 21 yaşında yeğenimle aynı yaşta. Sakın ya. Böyle bir şey yapma bak adam yemin ediyorum. O da sakın o şifrelerini vermek yok. Sen o da verirse veriyorsan veriyorum. O da verecek. Eşek gibi verecek. Ben öyle gelemem. Ben çok sinirleniyorum böyle şeylere biliyorsun. Yeğenlerim var. Ben hemen empati yapıp yeğenlerimi düşünüyorum. Evet Zeren. Evet. Ya ben de veririm ama ama şöyle. Onunkini gerçekten almama gerek kalmaz çünkü Allah bir şekilde karşıma çıkartıyor beni. Doğru söylüyorsun. Hiç kimse kaçıyor. Ya bana kim ne yaptıysa belasını da buluyor ayrıca. Gerçekten. Evet. Evet. Kim neyi buldu belasını? Ya hep bana geri dönüyorlar. Özür dileriz senden. Şöyle işim hiç rast gitmiyor. İçim hiç rahat değil. Uyuyamıyorum ama falan. Ama Allah belasını versin. Ne olacak? Bize ne? Allah'a havale ediyor. Allah'a havale ediyor. Allah'a havale ediyor. Yani... Bir şey diyeceğim. Kızlar. Üçü de çok bak, tatlı cevap verdi. Bizi seyreden kızlar. Bir gitmesin bence şu an yani. Kuşlarım. Ama ne yapabilirim ya? Canlarım yapmayın böyle. Evet yani. Şey mi olur ya? Dur Fezi şu an çok ciddi bir karardayız. Çünkü bir kişiyi hiç istemeyerek aramızdan ayrılmak zorunda kalacak. Ama çok da şey hiç de bir şey olmayacak. İnanırsın siz. Şey yaparız gülümle kalkar. Ne yani, düşünüyorsun Hasan? Dedikleri doğru aslında. Yalanların er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. O yüzden ama güzel cevaplar verdiler yani hepsi de. Evet. Ben veririm şifremi dedi. Vallahi gerçekten verirler güzel. Mi? Ben yani cevaplarken ki o gerçek tavırlarından evet. Aldım o hissi. Çok verirler. Samimiler. Evet gerçek samimilerdi. Evet. Şimdi benim ne demem lazım? Yani birini yollayacaksın ne demem lazım? 2 ya da 3 numarayı yani, aramızdan. Ben öyle bir şey yapamam bu vebalin altına giremem. Falan. Allah Allah ne yapacağız ya? Yani... Bu harem kurmak istiyor manyak mı? Ya Zelal çok derin cevaplar verdi. Üç Zelal mi? Kalacak. Tamam. 1 ve 2'den ikinci tura kalacak. 1 ve 2 arasında ya, kararsızsın. Hangi? Ben sizi de çıkarırız. Bir soruyla ikisi arasındaki... O zaman beni de elesin. Ne? Ya bilmiyorum herhangi bir soruyla ikisi arasındaki... Ya gönlünden geçen bir tanesi. Artık bu böyle bir şey değil zaten yani. Eğlencesine tamam. Buradayız. Bir arkadaşımızı... O zaman... Şöyle...
koltuğa doğru alacağız. İki numaraya elveda. Aaa! Bir de kız dedik ki yani ben kıskanılmayı çok seviyorum. Oğlum ne biçim insanlarsınız lan siz? Ne biçim alansınız lan siz? Ben ama karışmam. Başak burçları hep üzülür. Doğru söylüyorsun. Hep üzülür. Oo, ben senin yine Fezi gel. Ayça o zaman gel bir seni tanıştıralım. Hasanlarla bir kaldım ben de Hasan'ın haberin olsun. Fezi o zaman burç? Fezi terazi, terazi miydin Fezi sen? Niye bana mı yürüyeceksin? Monster. Şey, üç aslan oldu ya sen. Ben de aslanım ya. Ben teraziyim aynen. Sen terazi. Senin burcun boğa mıydı? Boğa. Boğa. O zaman ben şimdi güzel kızımız Ayça'ya birazcık ya. Yaklaştırıyorum. Birazcık şöyle paravanda duralım. 3 2 1 diyeceğim ve şu tarafta olman gerekiyormuş. Şuradasın. Kaybeden yarışmacımız demek istemiyorum ya. Ama öyle bir şey değil zaten. Değil tabii canım. Ne öyle şey? Yani Ayça sana şimdilik veda ediyoruz. Yoksa biz burada yine takılacağız edeceğiz. 3 2 1 diyoruz ve Ayça o tarafa doğru alıyoruz. Ayça aynen. Gel bir Hasan'la vedalaşalım. Ben şöyle oturayım be. Hoş buldum. Burcumuz ne diyor ne dedi? Artık benimle oturabilirsin burada. Gel otur burada. Çok iyi, çok iyi. Hasan da iyiymiş dedi doğru, Ayça. Doğru, doğru, haklı. Ayça şey oldu mu böyle üzüldün mü bir şey oldu mu? Yani bir kırıldın mı biraz? Kırıldı. Gerçekten mi? Tamam. Ben onun yanına gideceğim. Kıyamam. Yani Hasan, hiç üzüldüm. Şey hiç olmadı bu yaptığım. Böyle oldu. Ya, Allah belanı versin. Ben dedim kalsın diye. Yoksa üçünüz de o kadar tatlısınız ki. O zaman seni şimdilik şuraya doğru alalım. Bakalım sen de izle bizi. Ayşe'cim gel bir sarılayım sana. Canım benim boş ver, o kaybetti. Ne olacak ki? Sana adam mı yok? Ne sorsak ne sorsak. Seçkinim yardım eder misin? Yardım edeyim hemen. Şu olsun. Bir numarada Buse'ye soruyoruz şu an. Sesin nasıl Buse? Buse sence sesin nasıl? 10 üzerinden mesela kaç verirsin kendi sesine? Bir 7'si var bence. Helal. Söylettik. Yedi, o zaman iyi. soru gelsin. Evet, Zeral de söylesin mi yoksa? Zeral de söylesin bu arada sesi nasıl olduğunu. Ben de bu arada 8 falan derim. Serenap geliyor. O zaman bu şu soruyu sormak zorundasın. Tamam. Şimdi ben müzik zevki iyi olan biri olarak nitelendirilirim nitelendirilirim. Etrafından diyorsun. Evet. Kulağım da fena değildir. O yüzden mesela bir şarkı söylemek istersen bana hangi şarkının nakaratını? Hepsini söylemek zorunda değilsin. Yani hepsini söylemek zorunda değilsin. Nakaratını bir şey söylersen. Biz de eşlik ederiz korkmayın. Evet çok mutlu oluruz ayrıca. Dur gideyim ben rahatlık belki çekinirler. Evet çekiniyorlar. 8 puanı verirken veriyorsun. 7. 7 verdi. 7 tamam. Buse 7 dedi. Beraber söyleyin. Şarkıyı seç peki yani. Hangi şarkı olabilir? Beraber şöyle şey yaparız geçeriz. Evet. Levent Yüksel Medcezir oldu. Medcezir. Evet. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Bu şarkı bayağı tezi diyorum. Ölene kadar seninliğim bırakmam. Diye ben burada... Ama yani bu şarkı bence güzel bir şarkı. Hasan ne diyorsun? Güzel. Ya çok güzel bir şarkı da ben arkadaşların sesini duyamadım. Ama ben utanırım şu an. Ben ona baş başayken söylesem olmaz mı dedi. Dedi. Evet. Hangisi evet. Dedi? Bir numara Buse dedi. Sözü Buse. Aldım. Sözü aldım dedi bu arada. Tamam. Ama dedi. Ama üç numarada şey benim söyleyeceğim dedi. Benim dedi Anastasya'dan benim daha ses dedi. O kadar yükseltmiş. İrendirici kim ya diyor. Kim irendirici diyor. Benim sesim simgeyi tokatlar dedi ben duydum. Bir dakika kırmızı çizgimiz var. Kırmızı çizgimiz. Aşkın olayım mı? Hayır hayır. Ne sesim? Ya şey bir tane duygusal bir şarkı. Ay söyle ne olur. Nakarat mı olursun? Müzik söyleyen insan. Müzik söyleyen ama. Müzik olsun. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden. Tutuşmuş beraber, ellerimiz yangın ezelden. Susuyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Melike şahane miydi bu? Evet. Vallahi bravo Zera. Çok Melike gibi söyledim valla. Helal olsun sana. Vallahi Melike'den daha iyi söyledim. Hayır Melike'cim şaka yapıyorum. Çok severim bu arada. Aa, bence biraz ama... yanlış söylemiş olabilirim. Hayır, çok güzel söyledin. Çok tatlıydı. Biraz heyecanlandım. Çok merak ettim Hasan'ın. Bir şey söyleyeceğim. Hiç heyecanlanmış gibi değildin. Valla çok beğendim sesini. Tuğçe Kandemir gibi kız yemin ediyorum. Tuğçe Kandemir ne alaka? Birazcık yaralı. Hayır, Melike gibi söyledi o. Evet, çok iyi söyledi tabii, değil misin? Aynen. O zaman bir şey söyleyeceğim. Kafan çok karışmıştır. Karıştı iyice.
Kafam karıştı, o yüzden bazı fiziksel özelliklere geçmemiz gerekiyor artık. Ha, bir, ama şu an sığlaştın. Şu an sığlaştın sen. Sen şu an gerçekten... Sığlaştın, ben sevmiyorum. Ucuzlaştın. Şimdi yani arkadaşlar güzel koksun diyor. Evet. Ben diyor ağza dişe diyor çok diyor. Tamam. Ama şimdi diyor. O şey ha, dur bir dakika. Belki benim de bir el ayak takıntım vardır. He. Ay yani benim ellerim çok güzel gelirse. Şuradan gösterir misin hiç görmeden? O zaman Zelal'den ben rica edeceğim. Birazcık kalkıp hiç ama yüzünü göstermeden. Sandalyeyle beraber öne gelin. Dur geldim. Bak buradayız biz. Tamam okey tamam. Şöyle göstereyim. Bu 3 numara Zelal'in elleri. 3 numara. Evet. İstiyorsan. Bak. Çok dokunmasın. Çok dokunmuyor. Çarpıldı. Bir elektrik oldu mu? Gördük, teşekkürler. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Hasan'cığım biz de eline bakalım. Biz aynen, ben de görmek istiyorum. Ne bu böyle? Bakalım bir ellerine. Ben seçiyorum burada. Ben niye gösteriyorum Fethi'cim elime? Bizi ilgilendirmiyor. Ben programın sunucusu benim. Tamam. Aa, tertemiz bir şeyleri falan. Çok teşekkür ediyorum. Diğer... Şimdi sıra Buse'de ama ben Buse'ye şöyle birazcık şey yapacağım. Ay, tövbe estağfurullah. Buse uzaktaydı çünkü değil mi? Kızların elleri çok güzel. Benim için önemli. Zarif kızlarımız. Çok. Bak o da elini gösterdi. Hepsi birbirinden güzel. Aynen. Boş ver sen zaten. El mankesi. Gördün mü? Gördüm. Şimdi zurnanın zort dediği noktaya geldik Hasan'cığım. O zaman bir dakika siz şimdi burada durun, ben oraya mı geçeyim? Gel. Kim seçecek? Gel hayatım. İşin zor ha. İkisinin elleri falan çok güzel. Tüyo yok bana ne oğlum? Kim istiyorsan onu seçeceksin. Neyin tüyosunu vereyim ayrıca ama yani? Ama ben biriyle şipledim. İşte o şiplediğini merak ettim. Yani bilmiyorum, bir şip geldi bana öyle bir şey. Yani bir yan yana görünce bir hoşuma gitti yani nedense. Öyle mi? Evet. Daha... Kulağına söyleyeyim mi? O gerçekten tıpa tıpa söyledim ya. Şimdi biz öyle köpek frekansı yapıyoruz. Kim olduğunu biliyor musun? Tabii ki de. Kaç numara? Söyle, biz duyuyoruz ama burada bu gerilim müziği falan lazım. Dı 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 dı. Kaç numara diyor, yok. Tamam, verdiği cevaplara göre bir cevap vereceğiz zaten. Yani onu mu bekliyorsun şu an benden? Yok, başka bir şey, ben otobüs bekliyorum. 81T geçecekmiş onu bekliyorum. Taksim'e gideceğim buradan. Ya açıkçası Zelal'in verdiği cevaplar bana daha yakın hissettirdi. He, anladım. Ya. Yani, o zaman Buse ile diyorsun ki... O zaman Buse diyorum. Şaka yaptım. Buse seçemiyor. Yok anam, yok Buse. Zelal. Zelal diyorum. Zelal dedi Hasan. Zelal seni seçiyor Hasan. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten Hasan'a. Bravo. Dur gitmiyorsunuz. Şey yapmıyoruz. Niye teşekkür ettim alışkanım? Biz Hasan'a teşekkür ediyoruz seçtiği için ama biz kızlar olarak seni seçmiyormuşuz. Ona karar verdik. Böyle bir formata döndü bu. Şaka yapıyorum, şaka. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Buse seçmesi zaten seçme dur. Seçilme burada işin eğlencesi. Evet. Kimse kimseyi seçemez. Seçmiyor. İlişkiler üzerine. Biz burada dururken kimseyi kimseye seçtirtmem ben. Doğru söylüyorsun. İlişkiler üzerine birazcık komedi yapmak istedik. Eskiden Mehmet Arabi falan yapardı. Biliyorsunuz bunları. Eğleneceğiz, güleceğiz. Kadın erkek ilişkileri üzerine küçük latifeler yapıyoruz. Abartmayın siz de. Ha. Kimsen abartı yok bu arada. Evet Buse'cim, elendin ne düşünüyorsun? Elendin dememe bakma sen, boş ver. Elendim, çok mutluyum. Boğa burçlarıyla çok anlaşamam. Bravo. Zaten. Bravo. Aslan olarak da çok umurumda değil. Evet, pek umurumda değil. O zaman seni birazcık ayağa kaldıralım. Tabii. Ve o tarafa geçelim. Ne kaybettim? Bu arada geçeceğiz. O kadar hoşuma gitti ki yıllarca böyle Nurseli dizileri falan izlerdim ben çocukken. Böyle sunarlardı. Çok da severdim. Nurseli dizi, Mehmet Ali Erbil'i biraz abartıyordu işte, ama. Mehmet Ali Erbil'inki biraz fazlaydı da. Salam malam sokuyordu ya. Ağzına. Çok saçmaydı o yani. Neyse biz de şu an bunu yapıyor olmaktan arada böyle bir iki ben bölüm servis sürmekten çok keyif aldım. Çok keyif siz de keyif aldınız mı kızlar? Şahane. O zaman şimdi... Alırsın, seçildin tabii. Hayır, Hasan'la bir konuşalım artık. Tamam. Hadi. Ben şöyle geliyorum. Tamam. Buse'cim geldiğin için gerçekten çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim, ne demek. Seni zaten tanımıyorum uzaktan. Evet. Şimdi burada madilik önce... yapıp da bu sen hiç tanımıyormuş gibi davranamayacağım kimseye. Seni şöyle alalım ve Hasan'la bir buluşturalım. Biz de Zelal'le kaldık vallahi baş başa. Zelal onu seçme, beni seçme. Boş ver, ne yapacaksın? Hadi be gelin artık. Merhaba. Aynısı. Buse beklediğin gibi miydi peki? Sarışınmış. Sarışın mı? Ben o yüzden çok sordum. Kumral derken. Kumral mı denir? Sarışın. Mikrofonu size. Buse'ye tutun mikrofonu. Ben daha şeyim. Fezi gibi böyle. Biraz daha esmer. Kavlu. Fezi gibi dedi. Gel aşkım. Gidin. Hasan'cığım çok tatlı. Hadi görüşürüz. Sana kavruk dedi. Çok teşekkür. Bize kaldı. Gerçekten bize kaldı. Sana kavruk dedi Fezi. Kavruk. Sana kavruk. Kavruk arkadaşım benim be. Allah kavruk dedi. Yani başından beri Hasan'ın tipi olduğunu düşünüyorum. O yüzden çiplemiştim sizi. O yüzden söylemeyeyim dedim. Valla. Evet sendin o. Bu artık sende kalsın. Evet elinde. Bu sende kalsın. Bu da mikrofon. Nasıl mikrofon? Maşallah. Taksi post makinesi gibi. Çekil. Domino's pizza. Al.
Gerçekten hani kocaman. 690 lira tuttu. Başka şey gelecek misin? Zelal'cığım, heyecanlı mısın? Evet, biraz heyecanlıyım. Güzel çocuk. Ama yani iki kere üç kere takılırsın gibi geliyor bana. Nasıl? Bilmiyorum. İki üç kere takılabilecek bir çocuk gibi geliyor. Evlenecek çocuk gibi değil. Çok eğlenceli gibi geliyor bana. Evlenecek yani. Çocuk değil de senin için. O ne demek ya? O ne demek gerçekten? Terbiyesizleşme burada konuk. Hayır yani biraz çapkın böyle hani. Demiyorum bir daha. Şey geliyor bana. Nasıl söyleyeyim? Fezi sen çapkın değil misin? Ay onun tarifi çok da bizim çocuk. Oğlum benim 5 yıllık ilişkim var lan ne çapkınlığı. Olabilir. Ben seni yemek oturacağım. Sokol şey. Benim Fezi de. O zaman 1-2-3 diyelim ve yavaş yavaş gelsinler mi ortada? Dur bir dakika, şimdi ben yaklaştırayım. Yavaş yavaş şöyle ortaya doğru geliyoruz. 1 2 2 ve 3 Zela gerçekten zarif çocuk. Hemen bir elini öpüyor falan. Tatlı. Tatlı. Şöyle kameraya dönün ama. Şöyle gelin. Şöyle kameraya dönün birazcık. Evet, Zela'cığım ne diyorsun? Yani tam maç sonu ben dedim bu. Olmaz yakışıklı erkeklerle diye. Güzel bir iltifattı bu arada. Aynen, güzel bir iltifattı bence yakışıklı çok erkeklerle. Çok güzel. Yani ben uğraşmam. Nasıl ben? Çok sevmedin mi? Hayır, yakışıklı bir erkek istemem dedim. İstemem yani. Yakışıklı evet. Diyor yani. Bu çirkin. Ama evet. Ben çapkın hem yakışıklı olmaz yani. Yakışıklı değil ki baksana. Değilim. Ama değilim çünkü değilim demez. Brad Pitt mi bu çocuk yani baksanıza. Yani bence şimdi çok göze hitap eden bir çocuk. Yani sporunu yapmış, evet, bilmem ne falan bla bla. Ama yani bana da bir var gibi geldi. Ne gibi? Ben böyle söylemek istemedim ama gerçekten içimden benim de öyle. Güzel gibi geliyor değil mi? Evet, çok güzel tam gibi geliyor. Tam kötü polis oldu. Yani bir kafeye bile ben bu herifle oturmam mı diyorsun mesela? Yani bir kere buluşuruz, konuşalım bir daha olmaz. Ama belki bu şimdi bu verdiği cevaplarla mesela atıyorum bu sorularla. Gönlünü biraz almadı mesela, çok kıskanç. Gözde senden başkasını görmüyor mesela diyelim. Ya işte düşündürtür nasıl ya düşündü? Bir şey. Nasıl düşündü? Bilemiyorum. Bana eğer değerli olduğumu hissettirirse her türlü olur. Hissettirir ya, bu. Öyle öküz bir herif değil canım. Çok sonunda yani sonunda güzel bir şey söyledin. Abi zaten centilmen herif. Kendine bakan, dikkat eden bir herif. Elini öpüyor falan. Biz zarif bir. Zarif evet. Bir adam. Yok bu iş olur gibi geliyor. Siz bir çay için. Çay içmek ama. Vallahi katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben başından beri sizi şiplemiştim zaten. Çünkü mi? Benim sözüm muhallebi yiyeceğiz. Buse'ye de ben onunla işte date'e çıkacağım. Buse'ye sen çıkacağım. Buse'yle bir ben de istiyormuş. Ayça'yla. Ayça'yla da ben çıkıyorum. Ama olamaz dediği için ben Zelal'ı da alıyorum. Evet. Vallahi elim Zelal. Boş kaldı. Hasan'cığım kusura bakma. Ben ne yapacağım? Çok teşekkür ediyoruz geldiğin tamam, için. Tamam Hasan'cığım ben bir şeyler yapacağım. Vallahi biz çok eğlendik. Şahane bir programdı. Evet, iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Gerçekten kadın iyi ki katıldık yani. Kadın erkek ilişkilerini hicvederek, kahkaha atarak her şey. Bir amacımız Allah yok. Allah hicvedermiş. Erkan, sus. Yol aç ya. Evet hayır yapacağım şimdi. Bak, o bir anı yapmadığımız kaldı. Seyredileceğiz diye gerçekten bir şey söylemesin. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki haftaya kadar Efendim, görüşmek üzere. Bize kaldı date night'tın. Date daha night. Sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay abone bay. Olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı da. Gelmek istiyorsanız yorum yazın bu arada. Ha. Siz de burada olmak istiyorsanız bakın çok eğleniyoruz. Bir dakika dur. Böyle kapatamayız. Evet. Bu arada gelmek isteyenler olacaktır. Biz bu formatı böyle her hafta çekmeyeceğiz. Ama çekeceğimiz günler, haftalar, aylar olacaktır. Onun için de bize kaldı Instagram hesabını DM atmayı. O şeyleriniz ne olur bir açın, tam, gizli. Evet. Göremiyoruz o fotoğrafı. Ne ya gizlilik abi. Gizlilik ne? 2023 yılındayız. Hala o fotoğraflar gizli. Bakın böyle yapmayın ha, ya. Çok merak ediyorum. Tamam sakin. Takip ediyorsun. Doğru söylüyorsun değil gerçekten. Mi? Gerçekten. Dur dur hayır şu. O gizlileri yani olmuyor ya. Madem gizledin bari özelden bir fotoğraf, bir fotoğraf at. Bir boy bir tam mayıl olur. Ya, neyse hani neyse. Nasıl bir fotoğraf istiyorsun? Nüt. Hayır. Yani bir yani elbise giymiş böyle hani öyle bir şeyden bak. Hani bir portre bu kadar fotoğrafınızdan ben ne anlayayım Allah aşkına. Gizli gerçekten. Profil. Gizli olmaz profil. Postegra kullanacaksınız alabilmek olmaz, olmaz. İçin. Postegra'ya giriyorsunuz. Değil mi? Gizli profilleri hemen görüyorsunuz. Yemin et. Gizli profilleri görmüyor musun? Böyle bir şey varmış. Tamam onu da bakarız sana. Hop hop neyse. Bir dakika bir sen şöyle bir yan yana gelsin. Şeytan ben oluyorum değil mi? Sen şimdi şöyle bir yan yana gelin. Yani. Gizli profil görüyorlar. Ben değil ben çok... Neymiş? Bütün şifreleri alırken iyiydi. Almadım daha ama. Yani. Bu arada dedi ki ben aslında alırım normalde yemek yapan, temizliği falan çok ben her şeyimi ben kendim hiç yapan bir insanım. Kimseye yük olmam falan dedi. O sorularda böyle bir şey vardı. Ha, biz onlara sorduk. Evet, biz onlara sorduk. Ama ben seni neye göre yargılayacağım ki sorularına göre? O yüzden doğru. Tipine göre yargıla geçiş de oğlum. Aynen. Zaten tipine göre yargıladığı zaman. Ama şey dedi yakışıklı dedi doğru evet, söylüyor. Evet yani. Biz... O yüzden istemiyorum dedi ama. Evet. Ne olacağı belli olmaz bu işler şeydi. Ben mesela dengesiz bir insanda bir gün evet derim bir gün hayır derim. Bak. Çok. Şey bunlar ya. Tamam çok uzadı. Ne uzadı? Kapat o zaman. Yeter. Haydi kapat. Bize kaldı Date Night'ın daha sonra geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, like bırakmayı. Abone olun. Bize kaldığında Instagram hesabına DM atmayı unutmayın. Fotoğraf da ekleyin, yollayın. Hadi bye.